718 liralık su faturasını çok bulup itiraz eden kardeşlere eskiden öyle bir cevap geldi ki itiraz ettiklerine edeceklerine pişman oldular. Çünkü o kardeşlerin borcu artık 718 değil, tam 5867 lira. 3 ay boyunca evim boştu. Boş eve 718 lira fatura geldi. O su faturasını yüksek bulup itiraz etti ama bin pişman oldu. 5867 liralık yeni faturayla adeta küçük dilini yuttu. Biz burada hamam işletmiyoruz. Havuzumuz da yok. Biz geliyoruz, sadece bulaşık yıkıyoruz burada. Bir de duş alıyoruz, yani başka suyu kullandığımız bir alanımız yok. Ragıp Can Bayraktar iki kardeşiyle birlikte Kadıköy'de bu evde yaşıyor. Mart ayında pandemi nedeniyle memleketleri Düzce'ye gittiler. Yaklaşık 3 ay sonra geri döndüklerinde karşılarında bu su faturasını buldular ve büyük bir şok yaşadılar. 718 lira bana bir aylık fatura geldi, su faturası. Tabii ilk başta görünce şok oldum, inanamadım. Genelde 30, 40, en fazla 60 lira falan diye söyleyebilirim. Faturaya hemen itiraz etti. Daha sonra da incelenmeye aldılar. Yaklaşık 2,5-3 ay falan incelendi. Sayaç doğru çalışıyor dediler. Bir sıkıntı yok dediler. Ragıp Can Bayraktar yaptığı itiraz sonrasında ikinci bir şoku yaşadı. Faturanın düşmesini beklerken katlandı. Mart, Nisan ve Mayıs ayı faturaları incelendi ve 5867 liralık bir fatura gönderildi. Ben bu suyu şimdi açık bırakıp gitsem herhalde yine de 5867 TL bana fatura gelmezdi. Genç adam bir kez daha soluğu İSKİ'de aldı. Son faturadan sonra İSKİ'nin genel müdürlüğüne gittim. Özel kalemlerle görüştürdüler beni. İlgileneceğiz dediler fakat bir sonuç alamadım yani. Fatura şokundaki genç yetkililerden yardım bekliyor.